Bir görelim o tweet'i var değil mi arkadaşlar? Hüseyin Çelik'in. Neden yok? Peki. Şöyle. Emevi iştihadı gibi diyor. Evet. Kader meselesi. Emevi meselesi şöyle. Pek çok İslam'da var olduğunu iddia ettikleri yasakların, kısıtlamaların zaten Emevi döneminde halifelerden sonraki biliyorsun işte Abbasiler, Emeviler. Emevi döneminde hadisler uydurulduğu söylenir. Pek çok şeyin yanlış tefsir edildiği, Kur'an'da yanlış öğretildiği söylenir. Onlardan biri de işte kader meselesidir diyor Hüseyin Çelik. Bizim kader anlayışımız ne yazık ki daha çok Emevilerin cebriyeci kader anlayışını andırıyor diyor. Cebriyeci, zorlayıcı herhalde, evet. Değil mi? Evet. Bizim kader anlayışımız derken de tabii ki Erdoğan'ı aslında kastediyor. Ama Mehmet Akif'in sözleriyle de buna karşı çıkıyor. Şöyle ben bunu bu sabah kalkıp gerçekten şiiri hem okuyup merak ettim. Hı-hı. Mesela bunun üzerine yazılmış ilahiyat tezleri var şu şiir üzerine. Hı-hı. Çünkü Mehmet Akif'in şiirlerinde kader anlayışı üzerine yazılmış tezler var. Yani burada oturup uzun uzun anlatmayayım. Çünkü bu İslam'ın eski tartışmalarından bir tanesi. Yani biz yaşadığımız her şeye kader deyip hiçbir sorumluluk yokmuş gibi böyle... hiçbir sorumluluğumuz yokmuş, zaten yapacak hiçbir şeyimiz yokmuş gibi de duracak mıyız? Yoksa biz ya bir dakika bu hayata müdahale edebiliyor muyuz? Sorumluluklarımız var mı? Kendi eylemlerimizin sonuçları mı? Buna bakacağız. Bu eski baki bir tartışma. Mehmet Akif de burada o şiir şöyle başlıyor. Kadermiş öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi, doğrusu bu diye başlayan bir şey. Ya. Yani Mehmet Akif burada yıllardır milletin ayağına pranga olmuş. Savaşlarda yenilişini, kazaları, belaları, yaşanılan kötülükleri hep kader diye geçiştiren ve bunu da sözde din adına yapan insanları eleştiriyor. Yöneticileri eleştiriyor, politikacıları eleştiriyor. Ama bence Mehmet Akif bu şiirin sonunda bir mesaj vermiş. Bilmiyorum Hüseyin Çelik de aynı niyette mi? Çünkü sadece o diziyi okuyayım. Diyor ki, ya sen nesin mütevekkil? Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektirir. Ne saygısızlık bu? Hüda'yı kendine kul yaptı. Kendi olduğu Hüda diyor Mehmet Akif. Ya. Yani. Şimdi buradan bakıldığı zaman, yani burada bir... Derin bir eleştiri var bence Mehmet Akif. Kendi kader meselesinden fazlasını da söylüyor. Zamanın ötesinden sanki görülmüş de bugüne yazılmış bugüne. Gibi. Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda. Ama şunu size söyleyeceğim. Bu tesadüf değil. Yani Hüseyin Çelik'in Mehmet Akif şiirini paylaşması, bunun hepimiz aşağı yukarı biliyoruz Tayyip Erdoğan'a bir gönderiyor içeri olması. İçeriyor olması tesadüf değil. Tayyip Erdoğan Mehmet Akif'le aslında bilinmeyen bir davası var. Nedir bilinmeyen davası şu. Bakın Tayyip Erdoğan'ın bir akıl hocası var biliyorsunuz. Kadir Mısıroğlu. Fes. Yiğidini biliyorsunuz. Ay deme. Şimdi bakın. Kadir Mısıroğlu bunun şu sözlerini hatırlatacağım. Biraz sansürleyeceğim. İçinde biraz ayıp bir laf geçtiği için. Yunan'la öç için mi dövüştün de ebediyen sana yok, ırkıma yok, İzmihlal diyorsun. İstiklal Marşı'nda bunları hiç düşünmemişler. 80 sene sonra Yunan'ı hala Sakarya'da mı vehmediyorsun da korkma diye başlıyorsun. Niye korkacağım lan? Dünya benden korksun. Bir rivayete göre burada desene diyor. Bir rivayete göre P nokta 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 anladınız siz onu diyor. Mehmet Akif, Kadir Mısıroğlu'nun sözlerinin devamını okuyorum. Mehmet Akif serserinin teki. Kim söylüyor bunu? Kadir Mısıroğlu söylüyor. Niye söylüyor? Çünkü diyor... Ben İstiklal Marşı'nı kabul etmiyorum diyor özetle. Korkma diye başlayan İstiklal Marşı'nı kabul etmiyor. Bahsettiği dizeler İstiklal Marşı'ndan. Hep derdi Kadir Mısıroğlu'nun bu. Bu. Kurtuluş Savaşı'na, Cumhuriyet'e, Atatürk'e karşı hiç saklamadı. Erdoğan onu Mehmet Akif'e de karşı. Mehmet Akif'e tabii. Atatürk'e karşı olduktan sonra zaten.
Mehmet Akif'e ama ona karşı hani... ve Erdoğan da işte o, hatırlayın beyefendiyi. Bu P nokta nokta lafı nedeniyle dedi mi demedi mi, bu arada ben vicdanlı davranıyorum. Bakın o ben desene dedim diyor. Ben dedi diyor diyor. Nihayetinde Mehmet Akif'in torunları dava açtı. Davalık oldular. Yani Mehmet Akif'in torunuyla Cumhurbaşkanı'nın akıl hocası davalık oldu. O davanın uzun hikayesi var. Ben onu yazdım, anlatmayayım şimdi. Ama nihayetinde şunu unutmayın. Niye Mehmet Akif öfkeliler? Bakın yine günümüzün tartışmasına bağlanıyor. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Mehmet Akif Abdülhamit karşıtı olduğu için öfkeliler. Zaten ben Kadir Musluğ'un konuşmanın devamında dinledim ya, Mehmet Akif'e sen nasıl Abdülhamit'e karşı, nasıl istibdat rejimini eleştirirsin diye dediği için öfkeliler. Mehmet Akif'in oradan beri istibdata karşı bir duruşu var. Mehmet Akif biliyorsunuz abla muhafazakar tabii, öyle şiirleri kesinlikle olan ama vatansever, yurtsever bir şair ve İstiklal Marşımızın yazarı. Ama tabii ama bu öfkelerinden ötürü Çiliğin bunu burada şimdi işte o hüda meselesi, o hüda meselesine geliyorum. Yani sonundaki o mesaj aslında bizim kadim tartışmamız. Ve o kadar öfkeliler ki Mehmet Akif'e, biraz önce okudum, yani ağzı çok kötü. Yani serseri dediği açık, okuduğum gibi P nokta nokta dediği ben demedim öbürünü dedim diyor. Şimdi Mehmet Akif'in oğlu unutmayın bu ülkede bir Ocak ayında soğuktan donarak öldü. Sığındı MTTB'de, kapının önüne koydular Mehmet Akif'in oğlunu. Soğuktan donarak öldü. Niye? Babası işte Mehmet Akif Abdülhamit karşıtıydı falan diyerek oğlunu kapı dışarı ettiler. Böyle bir öfkeleri var. Doğal olarak Mehmet Akif'in anlattığı hikaye basit bir kader tartışması değil. Bizi kader diyerek, bize kader elbisesi giydirerek, tabiri caizse kendine kul yapmaya çalışan, baş kaldırmamıza, boyun eğmemize, kaza mı oldu, iş cinayeti mi oldu, susalım kader diyelim. Ama dedim bunu ya, diyen zihniyete karşı yazılmış. Artık buna hani şimdi söyleyeceğim paylaşacaklarım ne benim ne de Barış Terkoğlu'nun görüşleri. Bizim zaten görüşlerimizi anlamışsınızdır. Ama şimdi paylaşacaklarım doğrudan doğruya Erdoğan'ın uçağında zaten misafir edilen, oraya buraya götürülen, saraya yakın isimlerden. Örneğin Ahmet Hakan. Ahmet Hakan bugün diyor ki madenci ölümleri kader midir? Şöyle diyor, önce cinayet işleyenin cezası verilir. Ancak bunun ardından ölenin kaderinden söz edilir. Madenci ölümleriyle ilgili olarak da öncelik insan hayatıdır demeden insan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz demeden, gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz demeden, sadece ve sadece ne yapalım kaderlerinde bu varmış denmez. Eğer denirse diyor, Ahmet Hakan'ın yazısı. Eğer denirse kader inancı bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur ve kadere inanç sarsılır. Bir de Yeni Şafak gazetesinden Erdoğan'ın en sevdiklerinden malum bir yazı okuyalım. İsmail Kılıçarslan, o da aynı şekilde karşı çıkıyor. İsmail Kılıçarslan diyor ki, kader diyecek bazıları. Kader diyecek olur mu? Dedi zaten. Soracağım ben de. Kader ama söyleyin bakalım bana. Mutlak kader mi? Tedbirle, tertibatla, elbette duayla, elbette niyazla önüne geçirebilir miydi bu kaderin? Tam otomasyon mümkün değil mi mesela madenlerde? Mümkünse niçin mümkün hale getiremiyoruz bunu? İstihdam zorunluluğu yüzünden mi? Ucuz maliyetten mi? Kârlı hırsından mı? Hepsi de doğru bu arada bunların. Gerçekten mi hiçbir yolu yok şu grizi denilen patlama biçiminde insanımızı kaybetmemenin? İhmal varsa önüne geçmenin, sıfır ihmal varsa bile olası bir patlamada insan kaybetmemizin önüne geçebilecek hiçbir şey mi yok? Gerçekten mi yok? Cidden mi yok? Kusuruma bakmayın, yoku bir cevap olarak kabul edemiyor kalbim diyor. Evet, yok yani. Hani bu yoklar cevap değil. Evet. Çünkü 75'e 1 İngiltere ile Türkiye'deki ölümlerin oranı,
İngiltere'de 1, bizde 75. Almanya'da 25'e 1. Ki Almanya maden, kömür madenleri konusunda hani çok 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 önde giden ülkelerden biridir. Bir de bakın, kazalardan sonra ölüm oranları da bizde yüksek. Çünkü biliyorsunuz Şili'de mi nerede kaç gün sonra çıkardılar? Evet, hatırlayın ya, günlerce dünya konuştu. Yani madende Peru'dakiler aylar sonra çıkmıştı. Çin'de de bir küsur ay. Ben 34 gün galiba öyle bir şey. Ülkenin adını yanlış söyledimse çok yıllar önce. Yok, hayır, Peru, evet, Peru. O ama Çin daha yeni. Mesele şu. Bu yıl oldu. Bu arada madende hiç beklemediğiniz kazalar da olabilir. Hatırlayın, su baskınları dahi olduğunu gördük. Ama ona dair bekleme odaları, korunma odaları olur. Yani bu tür kaza anlarında dahi madencilerin kendini koruyabileceği önlemler alabilirsiniz. Yok mu diyor ya, kaza olduktan sonra daim yok. Var. Ya bir şey hatırlasana. Özgür Özel. Evet. Daha o sırada milletvekili de değildi galiba. Soma'da facia geliyor diye. Yok, milletvekiliydi. Meclise çünkü konuştu. Facia geliyor diye Soma'daki madende. Yani kendini kaybetti meclis genel kurulunda konuşurken. Ne oldu? Göz göre göre geldi. Deniz Yavuz Yılmaz, CHP milletvekili. Şimdi bir de bunu hani şunun için de biraz söylüyorum. CHP nerede peki? CHP her yerde ve her zaman olmuş. Ben şimdi bakın, kimse kusura bakmasın. Geçenlerde de bir adı hiç lazım değil bir köşe yazarı beni CHP'li yapmış partin falan demiş. Ben CHP'li değilim. Günü gelince belki açıklarım partim ama CHP'li değilim. Ama şunu söylemem lazım. Özgür Özel gerçekten paraladı kendini adamcağız. Deniz Yavuz Yılmaz paraladı kendini, paralıyor. Bir bavul dolusu evrakla vesaireyle geldi İsmail Küçükkaya'nın programına bu sabah. Sayıştay'ın raporu, kendi verdiği kanun teklifi, onun ön ardı. Ha bu arada bir not, saat 13'te Bartın'da olacakmış CHP heyeti. Abla, bir ayrıntı daha var. Soma avukatlarından bir tanesi, ismine bakıp söyleyebilirim, bağışlayın beni. Kazadan sonra Bartın'a, hani hemen Soma tecrübesiyle yapmak istediğinde yola çıktığında yolda durduruluyor, fark ettin değil mi? Alınmıyor. Yani Bartın'a göndermek istemiyor, sonunda da aracı bağlanıyor. Neyse, bir şekilde çıkmış gitmiş, bunun hikayesini anlatıyor. Şimdi Soma'da bu kadar avukatları öfke duymalarının nedeni şu. Davada gerçekten çok büyük bir, başarılı bir iş yaptı avukatlar. Tanık ifadeleriyle, Can Atalay bizi izliyordur, Selçuk Kozağaçlı bizi izliyordur. Tanık ifadeleriyle, bilirkişi raporlarıyla, somut delillerle, mesela kazanın nedeni buyurun efendim, bu kaza geliyorum demiş. Hani Özgür Özel önceden söyledi ya, kaza olduktan sonra da avukatlar mahkeme salonunda bunu gösterdiler her şeyini. Evet. Bunu göstermesini istemiyorlar. O yüzden zaten avukata gelme sakın. Soma avukatına, Bartın'a giremezsin diyorlar. Bunu istemiyorlar. Bugünkü tartışmamız bu. Zaten onlar bıraktım önceden bunu yaşanmış olmasını önlemeyin. İsmail Kılıç Aslan'ın sorusu haklı bir soru. Kaza olduktan sonra dahi bu soruların konuşulmasını, kamuoyunu bıraktım, mahkeme salonunda dahi konuşulmasını istemiyorlar. Çünkü koruyacaklar. Bakın, bugün unutacağız. Bugün not edin, unutacağız. Bir hafta sonra başka şeyler konuşuyor olacağız. O duruşma salonlarına 3-5 kişi belki gidecek. 3-5 milletvekili gidecek. Soma davasında karar okunduğunda salonda hıçkırıklar vardı. Ay. İnsanlar ağlıyorlardı. O çocuklar ne bekliyorlar biliyor musunuz? Biraz büyüyecekler o davanın ilerleyen günlerinde. Acaba babamın katilleri hak ettiği cezayı alacak mı diye düşünecekler. İşte o insanlar olmadığını görünce o duruşma salonunda sonunda hıçkırarak ağlayacaklar. Tıpkı Soma davasında olduğu gibi. Tıpkı diğer davalarda olduğu gibi. Tıpkı bugün TÜBİTAŞ Kömürü Kurumu Başkanı'nın 3-5 kuruş para cezasıyla daha önceki ihmalden kurtulup bir de taltif edilip yukarı çıkarılıp müdür yapılması gibi. Bunlar böyle yaşanacak. Yani bıraktım hani geliyor demeyi, gelmiş olanla zaten mücadele etmedikleri için